Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün besleyici et suyuyla un çorbası hazırlayacağım. Şehriyeli un çorbası hazırlayacağım. Yapımı oldukça kolay. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi ise çorbamın yapım aşamasına geçelim. Şimdi ilk önce tencereme tereyağı ilave edeceğim. Ben 2 dolu yemek kaşığı tereyağı ilave edeceğim. İsterseniz sıvı yağda yarı tereyağı yarı sıvı yağda kullanabilirsiniz. Tereyağım biraz eridikten sonra içerisine unu ilave edeceğim. Ben 2 dolu yemek kaşığı un ilave ettim. Unu da biraz kavuracağım. Biraz unun kokusu çıksın. Nanın yapımı oldukça kolay. Hızlıca hazırlayabilirsiniz. Tadı o kadar güzel olur ki mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu şekilde çırpıcıyla güzelce karıştıracağım. Şöyle 2-3 dakika unu kavuracağım. Unun kokusu çıksın. Daha sonra salçasını ilave edeceğim. Yeterince kavruldu. Şimdi içerisine ben sadece domates salçası kullandım. 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ettim. Ve domates salçası da biraz kavuracağım. Salçanın kokusu çıksın. Eğer isterseniz renginin daha da koyu kırmızı olmasını istiyorsanız 1 yemek kaşığı da biber salçası da kullanabilirsiniz. Ben sadece 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ettim. Salçamı da biraz kavurdum. Şimdi içerisine 2 tane sarımsak eziciyle ezdim. 2 tane sarımsak kullandım. Ve baharat olarak da tuz, karabiber ve mutlaka bu çorbanın olmazsa olmazı nane, kuru nane ilave ettim. Çorbaya inanılmaz güzel tat katıyor. Sarımsak da tamamen isteğe bağlı. İsterseniz ilave etmeyi de bilirsiniz. Şimdi ilave ettiğim baharatlar ve sarımsakları da biraz kavurduktan sonra içerisine ben 2 su bardağı et suyu ilave ettim. 2 su bardağı et suyu ilave ettikten sonra biraz çırpıcıyla karıştıracağım. Güzelce içerisinde un ve tüm malzemeler güzelce karışsın. Hiçbir şekilde un topak topak kalmasın. Çırpıcı ile güzelce karıştırdıktan sonra içerisine suyunu ilave edeceğim. İsterseniz et suyu kullanmaya da bilirsiniz. Sadece suyla da hazırlayabilirsiniz. Ben 8 su bardağı sıcak su ilave ettim. Ve artı 2 su bardağı da et suyu ilave etmiştim. Yani toplamda 10 su bardağı su kullandım. 2 su bardağı et suyu, 6-8 su bardağı da sıcak su ilave ettim. Şimdi bu şekilde karıştıracağım. Kaynamaya başladıktan sonra şehriyesini ilave edeceğim. Kapağını da mutlaka yarım kapatın. Çorbam da artık kaynamaya başladı. Ben içerisine 1 çay bardağı tel şehriye ilave ettim. Arpa şehriye de ilave edebilirsiniz. Şimdi güzelce karıştıracağım. Ve şehriyelerim pişene kadar pişireceğim. Daha sonra ocağın altını kapatıp yemeğimi tabağıma servis edeceğim. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay. Çorbam da artık hazır. Şehriyeleri piştikten sonra ocağın altını kapattım. Yanına da ben biraz ekmek kızarttım. Mutlaka fazla fırınladım. Fazla kalan ekmeklerinizi ısraf etmeyin. Bu şekilde küçük küçük doğrayıp fırınlayın. Ve çorbalarınızda tüketin. Ve üzerine isterseniz çorbanızı limon suyu da ilave edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tadı inanılmaz güzel oldu. Mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Ve bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.